Demek siz şu kademi doğru de bilirsiniz ha? Doğru bilir ama yine bu loyakada maaşı hırsızlığını bilseler diyen gap deyip şunu yap, optaş gerek. Osman Ali, siz doğru diyorsunuz, lakin sizi doğru dediğinizde benim bir şüphelerim var. Ve Haydi. şüphelerimden payda bulan savalını biraz keyince kaldıramız. Aldım bir başka masalını bir çüntürü verirsiniz. Ötken yılın avgustudan beri Rusya'dan kuku boldu. Deport boldu. Yokal boldu. Rusya'dan haydab çıkar boldu. 100 milyon kişinin pasportiga deportatsiya qilindi deb yozib qo'ydi da va bu haqda FMS boshlig'i Putinga raportlar berdi. Rossiya hukumati aytdiki, yo o'zimizga ham ki ish joyi kerak dedi. Endi birdaniga yo kelaveringlar o'rtoqlar hammanglar biz kishilar pasport beramiz deyapti. Bu tuturuq bormi Rossiya hukumatida yo'qmi? Eskiden bulma gelmiş durumda. Hazır hem yok ve bulma ediyorum. Bu siyaset. Siyaset uzun şarkı nasıl. Bu, bugün milli bu ettiği boşa için buluyordu. Bu bir temam edildi. Ki Özbekistan, Tacikistan fukaraları kendine diyerken yok. Bu kanunları Ukrayna'nın siyasi vaziyette karar çıkarırken bana hazırlığa çıkışı kararını bana keçe günlerde hem Kürtçililerde bana bir de Sroke'de 120 adamda keçe uşağı deportu gelenden Kürtçilik konserti bu halen kuzu kuzu bol yaptı. Bunda totatizgeni yok. Ha yo, lekin men mana oldimda qonun loyihasi turibdi. Bu yerda aytyapti. Kimiki ajdodlari Rossiya imperiyasi yoki SSR hududida yashagan bo'lsa, rus tilini bilsa bo'ldi. Kelaversin, pasport beraveramiz deyapti-da. O To'g'rimi? başka moment. Bu kuzu kuzuya alakası yok. Ula hazır nilgenli. Bula mali pasu hafta. Bu kanun küçük kirsin. Oşu kuzu bu genler hem, depot bu genler hem, hazır 5 yıl yolu bekliyorlar. Arıza bilsin. Eğer şu kanun loyakası olsa, mali oşu egzamin tavşı. Bana kayıt kirli olsun. Ula o depot ya manuluyoruz baş üstüge. Yo, endi siz tinglovchimizga aytib qo'yishimiz kerak, siz Rossiya hukumatining vakili emassiz, bir sharhlovchi sifatida aytyapsiz bu gapni. Endi boyagi shubhalarimga qaytamiz. Usmon aka, siz aytyapsiz, sizni nazaringizda avtomat tarzda rus tilini biladimi, bilmaydimi hammaga beraversin Rossiya pasportini deyapsiz. Bu gapingiz masalan tirikchiligini Rossiya hududida o'tkazib kelayotgan millionlab masalan o'zbek muhojiriga yog'day yoqadi. Albatta pasporti bo'lsa bemalol yuradi, politsiyadan qo'rqmaydi va hokazo va hokazo ish topadi. Lekin hammaga oshnaqa pasporti berib qo'yadigan bo'lsa ertaga masalan O'zbekistonni boshiga Ukrainani yoki Janubiy Osetiyani kuni tushmaydimi? Agar esingizda bo'lsa, Rossiya Gruziyani hududi Janubiy Osetiyaga bostirib kirar ekan, bu yerda bizni fuqarolarimiz yashaydi, ularni himoya qilishimiz kerak degan va o'sha voqealarni arafasida hammasiga o'shanaqa tarqatgan Rossiya pasportini. Bu tomonni o'ylamaysizmi? Siz atmaçsız Rusya koşulları geleceğe de Özbekistan ve Tacikistan hududuna koşulları da atırış diye masalarını Ha, koyuyor. ha, Şunu diyeyim mi? ha. Ama yok, yani Akopat. ya bu men asossiz gapirmayapman yapmam bu gapni. Mana o'sha Gruziya hududini okupatsiya qildi. Mana Qrimni shu kecha kunduz okupatsiya qilib turibdi. Ha, bo'lyapti-ku. Endi bu başka mesele. Nimaga Umuman boshqa başka. masala? Shu masala-ku. Agar siyasi tomonlama aytaylik O'zbekiston fuqarolari hammasi Rossiya fuqarosini olgan bo'lsa, хотя bu teoretiчески, потому что bu qonunda istagini bilgan odamlar olishi mumkin. Misol, buni majburlab bermaydi hech kimga. Endi agar o'sha yerda O'zbekistonda odamlar qanaqadir hukumatdan norozi bo'lib bosh ko'targan bo'lsa, bu Rossiyaga umuman aloqasi yo'q. Rossiya pasporti bo'lsa ham va O'zbekiston pasporti bilan yashayotgan bo'lsa ham. Endi birinchi O'zbekistonda doimiy gражданство mumkin emas. Unda hali O'zbekistonni gражданствосidan chiqib ketish kerak fuqaroligidan. Faqat Rossiya. Ammo yashab yuraveradi-yu. Endi ular o'zlari o'sha yerda hukumatni o'zgartirishi mumkin. O'sha yerda kuch bilan emas, mitingga chiqib, norozichilik bildirib,
nimadan masaladan chalg'imang Usmon aka. Men savolni aniq qo'yyapman. Bu Rossiya hukumati hammaga shu SSRda ota onasi SSRda yashagan bo'lsa bo'ldi, pasport beraveramiz der ekan, o'sha pasport olguvchini o'ylayaptimi yoki o'sha haligi Troya oti degan sovg'a tayyorlayaptimi? Kerak bo'lgan paytda mana shundan foydalanamiz deb. Yo, bu davrlar o'tib ketgan. O Gruziyani nimasi u sotsializm boshqa. Nimaga bu davrlar o'tib ketdi? Mana shu kecha kunduzda davom etyapti-ku mana Ukrainada. Endi Ukrainaga ochiqdan ochiq Rossiya qo'shinlari otkirmaydi menim shu fikrim. Потому o'zi endi qo'shinlari bazada bor. Qrimda военный mazkur bazasi bor. Chetdan hech hojati ham yo'q. O'zbekistondan Tojikistonda nimasi umuman boshqa moment. Birinchi yil O'zbekistondan Tojikistonda Rossiya narasi katta Qozog'iston territoriyasi bor. To'g'rima-to'g'ri kiralmaydi ham bu tomonlama ham. И у давырлар 18-чи, 19-чи, 20-чи жылларда қалып кеткен. Хәзер бу 21-чи асырда яшәяпты, һеч ким мунака хәзерге давырда ачык агрессиягә нима кылалмыйды. Бу әле Кырымда вакыйларгә караганда, ләкин һеч бер 21-чи асырда яшәйткәнгә охшамаяпсыз. Кем булы Узбекстанда, Таҗикстанда мунака сан урыс халкы юк. Юк, урыслар хакында гына кетмәяпты да. Yo, endi o'zbek xalqi agar norozi bo'ladigan bo'lsa o'zbek xalqi o'zi o'zbek hukumatini bosh ko'taraveradi agar shunga lozim topsa mana Anjon voqeasiga o'xshab boshqa Usmon aka shuni aytyapman shunaqa norozi bo'lib bosh ko'tarib qolsa shu paytdan foydalanib O'zbekiston hududida bizni paloncha ming qo'lida o'ris pasporti bor fuqaromiz bor shularga yordam berishimiz kerak deb qurol ko'tarib kelib qolmaydimi degan savolni boyadan berib beryapman. Menga ishonmayman shu qurol ko'tarib O'zbekistonga kirishini Rossiyani. Bu chunki sivilizatsiya hozir 21-chi asr deganda bunga ishonmayman men. Bu gapni 3 marta aytdingiz va 3 marta men ham qaytardim. Qrimdagi voqealar 21-chi asrda yashayotganimizga o'xshatmayapti-da, bilyapsizmi? Rahmat, tushunarli bo'ldi. Tushunarli bo'ldi.